Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. 21 Ocak Perşembe maçları için karşınızdayım. Bugün bir değişiklik yaptım arkadaşlar. sizlere bugün 4 tane maç söyleyeceğim. Genelde e, MBS tek oynanabiliyor çoğu. Bir tanesi 2 maç, e, MBS 2. Dilediğiniz gibi de değiştirebilir, oynayabilirsiniz. Size kalmış. Ben ilk maçımla başlayacağım arkadaşlar. Lütfen öncelikle bu videoya bir beğeni, bir yorum atarsanız sevinirim. İlk maçımız bizim ligimizden Türkiye Süper Ligi. Kaya Gümrük Beşiktaş. Saat 16'da başlıyor. Ev sahibi 3-10. Deplasman 1-75. Beşiktaş lider. Fenerbahçe ile birlikte aynı puana sahip. Uzun bir çıkış yakaladı. Bu galibiyet serisinin arasında bir Alanya mağlubiyeti dışında mağlubiyeti yok. Uzun zamandır. Kaya Gümrük de özellikle evinde oynadığı maçlarla dikkat çekiyor. E, ligin iyi takımlarından daha yeni gelmesine rağmen Gaziantep, Hatay, Kaya Gümrük bence bu seneye e, damgasını koyuyorlar. E, yeni Malatya'da bir düşüş yaşasa da yine e, bir çıkışa geçti. Bugün yine kazandı. Son 5 maçlarına bakarsak ev sahibi 2 galibiyet 2 mağlubiyet bir beraberlik aldı. Kayagümrük evinde bir Trabzon'a yenildi. Onun dışında evinde mağlubiyeti yok. Daha sonra Konya'yı yendi kendi evinde. Son maçta da deplasmanda Gençler Birliği'ni 3 bile geçti. Son 4 maçı üst oldu arkadaşlar. Beşiktaş maçına bakarsak dediğim gibi iyi bir çıkış yakaladılar. Son 5 maçın 4'ünü kazanıp Hatay'la beraber kaldı. İlk yarısı 2-2 bitmişti maçın. O sonuçla bitti. Çaykur Rizespor'u 1-0 ile geçti. Şöyle göstereyim. İki maç önce de oynanmıştı. Bu kupa maçı. Ligde Çaykur Rizespor'u 6-0 yendi. Onun dışında bu hafta derbide Galatasaray'ı 2-0 yendi. Beşiktaş gerçekten çok iyi gidiyor. E, bu şekilde devam ederse e, önünde kimse duyamayacak. Yani e, gerçekten Sonradan açıldı. İlk başlarda bir mağlubiyetler, puan, puan kayıpları yaşadı ama daha sonradan bayağı bir toparladı. Benim bu maç için tahminim arkadaşlar ilk yayı gol var 25 İkinci maçımız Valencia Osasuna Saat 21'de başlıyor. Ev sahibi 1.85 Deplasman 2.95 İki takım da çok iyi değil. Özellikle Osasuna daha kötü. Ama Valencia da kendinden bekleneni verebilmiş, yapabilmiş değil. 18 maçta 19 puan topladı. 4 galibiyet, 7 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. Galibiyete gitmekte zorlanıyor. Genelde ilk başta geriye düşüyor. Daha sonradan beraberliği falan sağlıyor. Osasuna ise kötü durumda. 15 puanı var. Sondan ikinci. 19. sırada 20 takımlı ligde. Son maçında Espanyolu yendi. Onun dışında e, bir galibiyeti yok. Burada gördüğünüz e, Espanyol e, öldürürler. Osasuna aldatmasın. Birçoğu kupa maçı. Ev sahibi son 3 maçını kazandı. Onun da kupa maçları var. Son 4 maçta yenilmiyor. Ama e, Valencia'nın ee, bir Kupa'da 4-1 kazandığı maç var. Bir de e, Granada'ya 2-1 yenildiği maç var. Onun dışındaki maçları alt oldu. Son maçta Kupa'da yine alt oldu. Çok çok gollü geçmiyor son maçlarda. Osasuna e, benzer şekilde son 5 maçından 4 tanesi alt oldu. Bir tane üst var. O da Kupa'da. E, yanılmıyorsam onun da ilk 1-0 bitmişti gibi. Evet. Dakika 2'de gol atıp ilk ay öyle e, bitti. E, çok çok gol beklenen bir takım değil aslında Osasuna. Kupa maçları olduğu için biraz atıyor. Ama e, ligde çok kötü durumda. 19. sırada 20 takımlı ligde tekrar söyleyeyim. Onun da son 4 maçı alt. Benim bu maç için tahminim 2.5 üst 1.80 e, Bu ilk 2 kombineyi ben bu şekilde gördüm Arkadaşlar yani birlikte vermek istedim ikili oynanabiliyor ikisi de mbs5 Ama diğer söyleyeceğim maçlarla da siz kendi kombinenizi oluşturabilirsiniz Bu ilk kombinemdi şimdi ikinci kombinemi söyleyeceğim İspanya Kral Kupası Ibiza Atletik Bilbao maçı Saat 21'de başlıyor Ev sahibi 3.30 Deplasman 1.65 Ibiza e, liginde lider. Kendi liginde. E, son 5 maçına baktığınız zaman bunun içinde Kupa maçları da var. Celta Vigo filan. Ama e, liginde de açık aya e, bir puan farkı atmış durumda şimdiden. Son 5 maçında 4 galibiyet bir beraberlik aldı. Atletic Bilbao e, Kupa'da son maçta Barcelona'yı deplasmanda 2-2 biten sonuçla daha sonra uzatmalarda bir gol daha attı. 3-2 geçti. Bilbao'da biraz az da olsa bir toparlanma var diyebiliriz. Çünkü şu son oynadığı 5 maçın içinde 2 tane Barcelona maçı, bir tane Real Madrid maçı var. Ve bunlar da son 3 maç. Bunların içinden 2 galibiyet çıkarttı. Daha önce Elche'yi yendi. Evinde Sociedad'a yenildi. Zaten Bilbao Sociedad bildiğim kadarıyla ikisinin arasında oynanan bir derbi büyük bir rekabet var. Zorlu bir maçtı yani. Dediğim gibi Bilbao az veya çok ilk başladığı, lige ilk başladığı döneme göre biraz daha iyi durumda şu an. En azından gol ve golle atıyor. Gol atmaya başladı. Benim bu maç için tahminim arkadaşlar söylemeden önce lütfen videoma bir beğeni bir yorum atarsanız sevinirim. Bu maç için tahminim karşılıklı gol var. 1.65 e, Beklediğim bir maç. Eğer üstü buluyorsanız, kafanıza yatmıyorsa, bir buçuk üst, iki buçuk üstte de deneyebilirsiniz. Ben Ibiza'nın gol atacağını düşünerek Hani bunu söyledim. Ama tabii kolay değil. Ayada bir dağlar kadar lig farkı var. Ama bakalım, ben olacağını düşündüğüm için bunu buradan size söyledim. Yarınki dördüncü ve son maçımız arkadaşlar. Brezilya'dan Goyas Kayaya maçı saat gece 1'de başlıyor. Brezilya seyir A'dan ev sahibi 2.80 deplasman 1.95 Brezilya'da artık son 8 haftaya girdi birçok takım. Kimisinin daha 9 maçı var. 38 maç oynanacak. Ev sahibi Goyas kümede kalma mücadelesi veriyor evinde oynadığı bu maçlarda da puan kazanamazsa işi gerçekten çok zor. Deplasman takımı da 11. sırada. Ev sahibi de 18. sırada onu da söyleyeyim. Deplasman 11. sırada. O da şöyle gördüğünüz gibi 7 ile 12 arasında biten Sud Amerikana Kupası'na gidiyor. E, zorlu bir mücadele. İki takım da puan almak isteyecek en azından. Çünkü Deplasman takımı buradan puan çıkaramadığı takdirde o da e, ilk 12'nin dışına düşebilir. E, kümede küme mücadelesi pek vey söyleyemeyiz, diyemeyiz. Çünkü 10 puanlık bir fark var. 8 hafta var. Daha bir şey belli olmaz ama o konuda bence rahat. Çünkü güzel takım son haftalarda deplasmanlarda falan güzel galibiyetler aldı. Ama ev sahibi e, dediğim gibi mutlak galibiyet parolasıyla çıkmak zorunda çünkü 17. sıradaki Bahia ile bile arasında 3 puan var. E, küme düşme potasının üstündeki Forcella ile 6 puanlık bir fark var. Yani buradan mutlak galibiyet almak isteyecektir. Dediğim gibi deplasman takımı e, son 2 maçında deplasmanda e, da son 3 maçında deplasmanda yenilmedi. 2 galibiyet bir beraberlik aldı. Evindeki maçlarda yeniliyor. Evinde e, biraz sıkıntısı var gibi Deplasman'ı daha iyi gözüküyor. International'a 2-0 yenildi. Bragantino'ya 2 1 yenildi. Ev sahibi ise 2 galibiyet 3 mağlubiyetle oynuyor son 5 maçında. Son 3 maçında 3 mağlubiyet almış. Ve son 3 haftada gol atamıyor. İkisi evinde olmak kaydıyla. Bir tanesi Deplasman'da son 2 maç evinde gol atamadı. Onun da golden yana bu aralar biraz sıkıntısı var. Yani son 5 maçında 2 gol atmış diyebiliriz. Son 3 haftada atamıyor. Deplasman takımı biraz daha sağlam gibi. Ev sahibine göre ama dediğim gibi çok çekişmeli geçecek bir mücadele olması lazım bunun. İki takımın da bir puan dahi olsa kaybetmeye tahammülü yok bu saatten sonra. Bugün size verdiğim maçların içinde MBS 2 olan tek maç arkadaşlar. Öbürüyle hepsi tek oynanabiliyor. O yüzden siz kombininizi de istediğiniz gibi çevirebilirsiniz. Ben size iki tane kombine verdim. İkili ikili. Bu maç için de tahminim arkadaşlar. Bir 70'ten iki buçuk üst. Ee, dediğim gibi kendi kombininizi oluşturabilirsiniz. Kafanıza yatmayan varsa e, ye değiştirebilirsiniz. Bunların içinde illaki dediğim gibi MBS'ye her şekilde uyuyor. İlla ki e, sizin de kendi fikriniz var. Ona göre kuponunuzu oluşturabilirsiniz. İnşallah kazanmamız dileğiyle. Tekrar görüşmek üzere. Herkese bol şanslar.